arkadaşlar. Şimdi sizlere zürafadan dağ yapımını göstereceğim arkadaşlar. Daha önce zürafamı yapıp tamamladım. Dilerseniz zürafayla birlikte de yapabilirsiniz dağlarınızı. Şimdi birinci zürafaya iğnemi batarak düğümümü atacağım. Ve taban zürafasını yapıyoruz arkadaşlar. Her bir zürafanın içine iğnemi batarak devam ediyorum. Dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Dilerseniz çevirip yapabilirsiniz. Dilerseniz sağdan sola doğru gidebilirsiniz. Önce çevireyim. Kenarlarına pırpır yapacağım arkadaşlar. Onun için bakın zürafanın içine iğnemi battım. Parmağımla ipimi ayarladım. Yine her bir zürafanın içine iğnemi batarak devam edeceğim. Başa kadar geleceğim.
Başa kadar geldim arkadaşlar. Şu şekilde. Yine kenarına fırfır yapacağım. Aynı zürafanın içine, en son yaptığım zürafanın içine iğnemi batıyorum. Şu şekilde ayarladım. Sayım sırayla eksilip gidecek. Bir tane kalıncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu defa sağdan sola doğru gideceğim arkadaşlar. Dilerseniz çevirip yapabilirsiniz. Dilerseniz sağdan sola doğru gidebilirsiniz. Şu şekilde fırfırımı ayarladım. Başa kadar geldim. Yine en son yaptığım zürafanın içine iğnemi batıyorum. Bir fırfır yapıyorum. Bu şekilde kayamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Dağımızı. Dağım tamamlandı arkadaşlar. En sonuncusuna da bir tane zürafam kalmıştı. En sonuncu zürafaya da bir tane fırfır yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. Dağlarımı tamamladım arkadaşlar. İkinci dağımı da yaptım. Şimdi ortasına çiçeğimi tutturacağım. Evet, çiçeğim burada. Şu şekilde tutturacağım arkadaşlar. Ben bunu arkasından zürafaya batarak yapacağım. O yüzden ters çeviriyorum. Çiçeğimi
İki dağın arasına, ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Şuradan iğnemi battım zürafanın içine ve hemen yaprağın kenarına. Şu şekilde daha iyi görün. Şu şekilde yaprağımın kenarına iğnemi taktım. Battım oraya arkadaşlar. Şimdi iki tane düğüm atıyorum. Ve sabitliyorum. Şu şekilde. Başa kadar zürafaların içinden geçerek, yani diğer tarafını yapmak için arkadaşlar. Zürafaların içinden geçtim. Diğer yaprağa geldim arkadaşlar. Şuradaki ipimi keseceğim. Şimdi bu zürafanın içine tekrar batıyorum. Yaprağımın hemen içinden geçiriyorum yine. Zürafamın içinden geçtim ve yaprağımın içinden geçirdim arkadaşlar. Buraya da hemen iki düğüm atıyorum. Ve sabitliyorum. Aynı zürafanın içine, sadece zürafanın içine tekrar iğnemi battım arkadaşlar. Tekrar düğüm atıyorum sağlam olması için. İpimi koparıyorum. Çiçeğim bu şekilde tutturulmuş oldu arkadaşlar. Bu modeli deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Mekikoya'mızın yapılışını kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.